NTV Ankara stüdyolarından iyi günler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'la birlikteyiz. Türk Telekom'un kredi borçları ve mali durumuyla ilgili bir süredir devam eden tartışmalar mecliste görüşmeleri devam eden torba kanun tasarısında Telekomünikasyon sektörüyle ilgili yer alan düzenlemeler ve ay sonunda devreye alınacak, hizmete alınacak olan Bakü, Tiflis, Kars, Demiryolu hattı bütün bu başlıkları konuşacağız. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize saygılarımızı arz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz yayına katkınıza şimdiden. Hemen Türk Telekom'la ilgili konularla başlamak istiyorum. Türk Telekom'un kredi borçları ile ilgili son dönemde sık sık gündeme gelen haberler var. Ee, öncelikle en yetkili isim olarak size bu sorunu sorarak başlamak istiyorum. Şu andaki mali durumu nedir Türk Telekom'un? Ahmet Bey özellikle cümlenin girişinde şunu söylemekte fayda var. Bahse konu, borç kesinlikle Türk Telekom'un borcu değil. Türk Telekom'un bu anlamda verdiği herhangi bir taahhüt, herhangi bir teminat veya altına imza attığı herhangi bir borç söz konusu değil. Borç Türk Telekom'un büyük hissedere olan, %55 hissesine ortak olan Özer Telekom'un yani OTAŞ anonim şirketinin borcudur. Bunun Türk Telekom borcu olarak algılanmaması kesinlikle önemli. Bunu vurgulayalım ve Türk Telekom'un durumuna gelince gerçekten Türk Telekom bu ülkenin geçmişte de bugün de geleceğini kurgularken çok büyük katkı koyan dijitalleşme konusunda, istihdam konusunda bu ülkeye çok ciddi katkı koyan bir şirketimiz. Ve bir şirket 2005 yılında işletme hakkı devri. Bakın bir de hep özelleştirilme deniyor. Evet. Türk Telekom'un altyapısı bugün de devletin, gelecekte de devletin. Sadece Türk Telekom'un işletme hakkı devri 21 yıllığına devredilmiştir. %55'i Özer Telekom ve ortaklarını hı hı. Yine yüzde on %15'i borsada halka arz edilmiştir. Yüzde %30'u zaten kamudadır. İşletme hakkı devredildi. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Bu da e, karışmasın birbiriyle. Ve o günden bugüne yaklaşık 12 yılda Türk Telekom'un vergiler ve benzeri isimler altında bugüne kadar devlete ödediği para 79 milyar Türk lirası. 12 yılda. 12 yılda evet. devlete ödediği para 79 milyar Türk lirası ve yine Türk Telekom o günden bugüne tam 28 milyar Türk lirasının üzerinde bir yatırım yapmış durumda. Yatırım artı devlete ödenen paraları vergiler, temettüler gibi düşünürseniz 107 milyar Türk lirası 12 yıl boyunca kamuya ödenmiş durumda. Bunun özellikle vurgulamakta fayda var. Ve yine Türk Telekom, tabii eskiden Telekom ve AVE ayrı ayrı idi, evet. şimdi birleştiler. Türk Telekom'un GSM şirketi, diğer GSM şirketleriyle rekabet etmeye ve ülkemize hatta dünyaya hizmet ederken, Telekom kısmı bütün bu şirketlerin altyapısını oluşturan, ülkemizin haberleşme sektöründe özellikle altyapıyı oluşturan ve bütün diğer özel firmalara da hizmet veren bir şirket konumunda, bu anlamda çok önemli bir görev ifade ediyor. 34 bin çalışanı var. Evet. Bu direkt kendi istihdamı. Ancak telekomünikasyon sektörü o kadar çok büyüyor ki kendi çalıştırdıklarının dışında hizmet aldığı yan sektörleri düşündüğünüz zaman bunun birkaç misli insana hizmet veriyor ve aileleriyle birlikte düşündüğünüz zaman da gerçekten istihdam anlamında ülkenin ekonomisinin büyümesi adına koyduğu katkıyı düşünürseniz ekosistemin çok önemli bir parçası bunun evet. böyle bilinmesinde özellikle fayda var ve bir şey daha ifade edeyim yine telekomun durumu ile ilgili Tabii yüksek teknoloji dijitalleşme bütün bunlar ülkemizin geleceğini inşa etme adına çok önemli ama Türk Telekomun yaptığı her işlem SPK'nın denetiminde ve SPK'ya her seferinde bildirimde bulunmak zorunda. Bunun atlanmaması lazım. Bu çok önemli. halka açık bir şirket. Halka açık şirket çünkü. Bir ikincisi de Türk Telekom'un kendi işlerini yürütmek, kendi yatırımını yapmak ve şirketi büyütmek adına yaptığı bir borçlanma var. O bahse konu borçlanmanın tamamen dışında 12.6 milyar Türk Liralık bir kendi borçlanması var. Ve hiçbir şekilde gecikmeye girilmemiş, temerüte gidilmemiş, ödenmemesi söz konusu değil. Hı hı. Ve bunların hangi periyotlarla, hangi dilimlerle ödeneceği de veya hangi taksitlerle ödeneceği belli. Bunları ödüyor ve bu 12.6 milyar Türk liralık borçlanmayı da e, özellikle 2017 yazı itibariyle düşünürseniz borçlanmış durumda. Bununla birlikte de şirket gerçekten çok yatırım yapıyor, çok büyüyor. Ve telekomünikasyon sektörünün hepsini düşünürseniz bu anlamda evet. emsel şirketlere göre bu borç gerçekten çok küçük bir borç. Ve bir şey daha özellikle vurgulayayım. Telekom şu an 2007'nin ilk 6 ayında 955 milyon Türk lirası kar açıklamış durumda. Evet. Yaklaşık 1 milyar. Evet. 6 ayda yaklaşık 1 milyar kar elde eden bir şirketi düşünün Hı. ve bu şirketin yatırım yaparak daha da büyüdüğünü düşünürseniz 12.6 milyar Türk liralık kendi borcu da bu tip şirketlerde olabilen borçlar. Bunu söyleyelim. Bir şey daha şirketin bütün verilerine internet sitesinden erişme şansı olduğu gibi bütün verileri özellikle kapa bildiriliyor. Yine halka açık Kapa bildiriliyor çünkü kamuoyu aydınlatma Hı. platformunda bunları bildirmek durumundasınız. Yine bir şey daha 2014 yılından beri Standard Poor's ve Fitch özellikle çalışmalar yapıyor ve Türk Telekom'un yatırım yapılabilir şirket statüsünde olduğunu her sene tekrarladı. Bu sene de aynı çalışmayı yaptı ve tekrar bunu da deklere etti. Dolayısıyla şirketin durumu gerçekten iyi. Kasıtlı veya kasıtsız zaman zaman bir takım ifadeler de bulunuluyor. Bunun şirkete zarar vermesi söz konusu bunun şirketin gelişmesini engellemesi söz konusu. İstirhamım insanlar önce kendi internet sitesinden sonra sermaye piyasası hı hı. kuruluna bildirilen e, halka açık verilerden incelesinler. Ha varsa bir sıkıntı elbette ki o zaman hem onlara söylesinler hem bizim müdahale edebilmemiz adına bize söylesinler evet. ama bilsinler ki birilerinin söylemesine gerek yok. Biz zaten her zaman gözümüz üzerinde, her zaman işin içinde bizim arkadaşlarımız olan yönetim kurulu üyeli arkadaşlarımız var. Her zaman denetimini yapıyoruz, evet, yapmak durumundayız. Şimdi bu bölümü kesmeden akmasına özellikle dikkat ettim. Çünkü önemli bir ayrıntıyı ortaya koydunuz. O zaman o taş üstünden konuşalım. Yani konuştuğumuz borç Türk Telekom'un değil o taşın borcu. E, Otaş'ın e, Eylül e, ayında vadesi dolan borç ödemesi için bir ek süre istediği haberleri vardı hatta Kasım'a kadar diye. E, bu konuda son durum ne? O ek süre tanındı mı? Tanınmadıysa nasıl bir işlem devam etti? Şöyle tabii siz de tespit ettiniz. E, bir defa söz konusu borç, vadesi dolan borç. Hmm. Türk Telekom'un değil, Türk Telekom'un %55 e, hissesinin işletme hakkına sahip olan Otaş'ın evet. bir borcu. Ve bu konuda gerek bankalarla gerek uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmeleri devam ediyor. Biz de bunları takip ediyoruz. Taripliler de var. Yine o taşın hisselerinin devlet alınmasına yönelik. Ancak bu işlemler yürüyor ve bu işlemler günü geldikçe kamuoyuyla paylaşılabilir duruma geldikçe biz elbette ki hem kapa bildirimler hem de vatandaşı doğru bilgilendirmek adına gereğini yapıyoruz. İzleyicilerimiz şundan emin olsunlar. Şirket işleyişi çerçevesinde, evet. şirket çok başarılı bir şekilde yönetiliyor, çok başarılı bir şekilde şu an işlerini yapıyor. Ee, kar rakamlarını az önce söyledim. Burada en ufak bir sıkıntı yok. Otaş şirket ortaklarından biridir. Kendi özel durumundan kaynaklı bir sıkıntısı vardır. Nitekim onun için bir takım görüşmeler yürütülüyor. Ancak bu hiçbir şekilde şirketi etkileyebilecek durumda değil. Tekrar söylüyorum, izleyicilerimizi de... Telekom'u takip edenler de şundan emin olsunlar ki kamuoyuyla paylaşılabilecek duruma geldikçe biz paylaşıyoruz. Ve bir taraftan e, gerek OTAŞ gerek diğer ortaklar gerek Hazine adına sorumluluk almış olan bizler e, süreci başından sonuna takip ediyoruz. Ama bizim için önemli olan Telekom'un faaliyetlerinin aksamadan yürümesi, ne? Telekom'un güçlü şirket yapısını kurması Nitekim bu konuda en ufak bir sıkıntı yok. Gayet de güzel gidiyor. Evet. Sayın Bey, konu oldukça önemli ve aslında sizin başlarken yaptığınız vurguyla da şu e, göründü ki aslında eksik bilinen, yanlış bilinen noktaları var. Bunları aydınlatmak adına biraz daha e, gündemdeki bütün soruları yöneltmek istiyorum. 4 milyar 750 milyon dolarlık bir borç, Türk bankacılık sektörünü de e, bir anlamda riske eden, e, sıkıntıya sokma potansiyeli taşıyan bir borç olarak konuşuluyor. Buna yönelik bir önlem adımı atmak mümkün mü? Türkiye'nin elindeki enstrümanlar neler? Otaş'ın bu borç sorununu çözebilmek adına ve yine konuşulan konulardan biri Otaş'ın bu borcuna kredi alım sürecinde devletin teminat verdiği noktasında böyle bir durum var mı? Efendim şöyle ki söylediğiniz borcun Türk bankacılık sistemini etkileyip etkilemeyeceği kısmını öncelikle konuşmuş olalım. Tabii Türk bankacılık sistemi ee, gerçekten çok güçlü ve özellikle 15 yıldır kazandırılan şeffaf yapı nedeniyle onların da bütün hesapları herkese açık ve e, dünya çapında e, denetimler geçiriliyorlar. Çünkü denetimi niye? Bağımsız denetim kuruluşlarına denetimler yaptırıyorlar ki kendi güçlü yapılarını ortaya koysunlar ve en ufak bir sıkıntı yaşanmasın. Nitekim 15 yıldır Türkiye'de herhangi bir bankayla ilgili herhangi bir sıkıntı olmamasının altında da bu yatıyor. Her türlü işlemin şeffaf olması, denetimlerin sonuna kadar yapılıyor olması, uluslararası denetim kuruluşlarının da açık olmaları. Bunu söyleyelim bu bir. İkincisi, telekomdan kaynaklı herhangi bir teminat yok. Tekrar söyleyelim, telekomun herhangi bir borca evet. teminat verdiği, kefil olduğu gibi bir şey söz konusu değil ve bu borç Türk telekomun borcu değil, Otaş'ın evet. borcudur. Ancak Otaş'ın borcu döner bankaları etkiler mi diye baktığımızda Otaş kendi %55'lik hissesini rehin olarak vermiş. Dolayısıyla bu krediyi almış durumda. Ancak Telekom güçlü bir şirket ve Telekom'un %55'lik hissesi Telekom'da. Evet. Yani herhangi birinin istemesiyle veya o taşın istemesiyle herhangi bir yere devredilmesi söz konusu değil. Bunu öncelikle BTK ve Ulaştırma Bakanlığı uygun görürse devredilebilir durumda. Dolayısıyla bankaların Tamam bir taraftan işlemleri yürüyor ama bankalar biliyor ki o taşın Türk Telekom'da %55'lik çok güçlü bir hissesi var. Ve Telekom güçlü bir şirket olarak devam ediyor. Dolayısıyla bu, tüm, bu görüşmeler yürütülüyorken bankalara en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir. Bunu insanlarımız bilsin. Telekom'a en ufak bir sıkıntı gelmeyecektir. Bunu da izleyicilerimiz bilsin. Ancak o taş eğer sıkıntısı devam eder bir şekilde bu işin içinden kalkamazsa elbette ki Süreçler belli. Bakanlık olarak biz hazineyi temsilen gereğini yaparız. Nitekim onların işlemleri yürüyor. Dolayısıyla te Telekom'a herhangi bir sıkıntı gelmeyecek. Bankacılık sistemine herhangi bir sıkıntı gelmeyecek şekilde süreçleri yürüteceğiz. İzleyicilerimiz bundan emin olsunlar. Evet. Ee, Sayın Bakan aslında bıraktığınız yerden cümleden alarak o zaman sorayım. Daha önce başka şirketlerde örneğini gördüğümüz uygulama var. Türk Telekom'a da bir e, benzer şekilde yönetici ataması söz konusu olabilir mi? Hazine yönetim kurulu üyesi atama yetkisini kullanmaya karar verir mi e, şu aşamada? Tabii ikiye ayırmak lazım. Bir, Türk Telekom'un yönetim kurulu üyeleri var. Evet. Bakanlık temsilcileri, hazine temsilcileri. Çok daha önemlisi altın hisse temsili bizde. Evet. Altın hisseye sahibi hissedarınız herhangi bir şeyi uygun görmediği zaman işlemin yürüme şansı yok. Elbette ki ortakların da temsilcileri var yönetimde. Bu ayrı bir şey. Bir de idareciler var. Hı hı. Şirketin CEO'su var. Genel müdürü, genel müdür yardımcıları var. Gerçekten çok başarılı bir şekilde işlerini yapıyorlar. Poldoni mesela bu işte CEO olarak bu işin başında. Geçmişte de Telekom'un başındaydı. Uluslararası tecrübesi çok yüksek olan bir arkadaşımız ve gerçekten çok iyi yürütüyor. Şirket çok hızlı bir şekilde de büyüyor. Ee, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyüyor. Yakın zamanda Amerika'da da mesela dünyanın bu anlamda önemli bir platformu olan bir kulu üye oldu Türk Telekom. Bu anlamda da gururumuz olmaya devam ediyor. Gelelim tabii yönetim kısmına, evet. yönetim kurulu kısmına. İdareciler kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Çok sağlıklı bir şekilde yürüyor. Yönetim kuruluna gelince de diğer şirketlerde olduğu gibi, Şir şirkete sanki kayyum atanıyormuş, sanki yönetim kurulu atanıyormuş, sanki şirkete hissesine el koyuluyormuş. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. <laughs> Zaten yönetim kurulu Telekom adına ister bizim, ister hazinenin, ister e, o taşın veya başkasının temsilcisi olsun şirketin başarısı için çalışıyor ve biz Herhangi bir zamanda yönetim kurulu üyesi değişikliği yapmak istediğimiz zaman bu ki bunlar hazinenin bilgisi ve izni dahilinde oluyor. Hazine adına da biz bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yönetim kurulu üyelerinde her zaman değişiklik olabilir. Ancak bu sizin söylediğiniz gibi herhangi bir şirketin yönetimine el koymak, hissesine el koymak gibi kesinlikle algılanmamalı. ihtiyaç duyduğumuzda biz yönetim kurulu üyelerini değiştiriyoruz. Bunu zaman içinde, zaman zaman da yaptığımız oldu. Bundan sonra da yine yürüyen sürece bağlı olarak yönetim kurulu üyesi değişikliği olması söz konusu olursa ki o süreçler bir taraftan yürüyor. O taşın herhangi bir şekilde kendi sıkıntısının dönüp şirkete zarar vermemesi adına süreçleri takip ediyoruz. Onlar bir taraftan yürütülüyor ve bunların teamülleri var, kuralları var. O kurallar çerçevesinde yürütüyoruz. Tekrar söyleyeyim izleyicilerimiz ve telekom izleyenleri özellikle müşteri olsunlar herhangi bir sıkıntıya sebep olacak bir işe izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. <laughs> O zaman bu konuyla bu başlıkla ilgili son bir şeyi belki tekrar etmiş olacağız ama vurgulamakta fayda var. O yüzden soracağım konuşup tamamlayalım. O taş borcunu ödemeden Türkiye'den çıkabilir mi? Yani Türkiye buna karşı önlemler ya da yaptırım imkanı olacak şekilde mi kurguladı o süreci? Kabul edin ki o taş borcunu ödemeden Türkiye'den çıkmak istedi. Evet. Türk Telekom'un %55 işletme hakkına sahip olduğu hisseyi alıp götürme şansı yok. Kaldı ki o hisselerin bugünkü değeri o taşın borcunun rahatlıkla karşılayabilecek durumda. Evet. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca biz devlet olarak bütün bunları takip ederken tabii ticari teamüller var. Bu çerçevede işlemler yürüyecek. Uluslararası finans kuruluşlarının uygulamaları var. Böyle yürüyecek ve tüm tarafların mevcut sözleşmelerden kaynaklı buna bankalarda dahil yükümlülükleri var. Bunların gereği yapılacaktır. Ha, bütün bunlara rağmen o taşla ilgili ilave bir sıkıntı olursa zaten onun da yolu belli. Uluslararası tahkim mahkemelerine gidilir. Ama o şirketlerin kendi yani o taş dahil, o taş banka ve uluslararası finans kuruluşları dahil onların kendi aralarındaki problemlerinin çözümüne yönelik bir süreçtir. Bu hiçbir şekilde telekomu etkilemeyecektir. Çünkü o taşın borcu Telekom hisselerinden kaynaklı parasal değeri düşünürseniz ondan daha yüksek değil, daha düşük. Evet. Telekom çok başarılı bir şekilde özellikle son 1 1,5 yıldır e, çok başarılı bir şekilde yürüyor ve rakamlar çok büyüdü. Siz de söylediniz belki ben tekrara düşmüş olacağım ama 6 ayda 1 milyar kar. Evet. Yılda düşündüğünüz zaman 2 milyar kar. Gerçekten şirketin iyiye gidişini gösteriyor. İnşallah bu bundan sonra da bu periyodu devam ettirecek. Peki, Türk Telekom'la ilgili e, akla gelen e, ya da kamuoyunda tartışılan başlıkları, soruları konuşmuş olduk. Telekomünikasyon sektörüyle ilgili mecliste e, gündemde olan torba yasa tasarısında da önemli düzenlemeler var. Yine e, vatandaşı yakından ilgilendiren şöyle bir madde var. Onu sorayım önce. E, %25, %15 ve %5 şeklindeki 3 farklı özel iletişim vergisi oranı %7,5'ta buluşuyor. Şimdi burada baktığımızda e, bir vergi indirimi e, durumu var gibi ama bir eleştiri var. Aslında internet kullanımındaki her geçen gün yaygınlaşan bir e, kullanım oranı var onu söyleyelim. %5'lik vergi özel iletişim vergisi %7,5'a çıkıyor gibi. Bu eleştiriye ne dersiniz ya da bu ihtiyaç nereden doğdu? Birbirini karşılayan bir vergi düzenlemesi oldu mu Şimdi mobil hizmetlerde yüzde 25 vergi var. Siz de söylediniz. Evet. Sabit haberleşme hizmetinde yüzde 15 var. İnternette yüzde 5 var. Bundan 10 sene önce, 7 sene önce, 8 sene önce bu sektörleri birbirinden ayırmak, bu sektörde verilen hizmetleri birbirinden ayırmak, her birini ayrı ayrı vergilendirme şansımız var idi. Ancak geldiğimiz konumda artık Mobil hizmetten de aynı zamanda internet hizmeti alıyorsunuz. Sabit hizmetten de aynı zamanda internet hizmeti alıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar birbirine karışınca siz mobil şebekeden, sabit haberleşme hizmetlerinden internet hizmeti aldığınızda bu internet için ödediğiniz para sabitte yüzde on beş, mobilde yüzde yirmi beş. Sistemler birbirine karışınca o yüzde beş, gibi gözüken rakam bazı yerlerde 25'e, bazı yerlerde 15'e çıktı. Böyle olunca da kavram kargaşası da olmaya başladı. Sistemler birbirinin içine girmeye başladı. Dolayısıyla biz bunu tek rakamda toplayarak yüzde yedi buçukta toplayarak her ne kadar internet yüzde beşten yedi çıkmış gibi gözüküyorsa da aslında sabitten ve mobilden aldığı hizmetlerde yüzde 25 ve yüzde 15 veriyorken. Onlar da yüzde yedi buçuğa düştü. Toplamını düşünürseniz genelinde indirim olmuş durumdadır. Eminim ki günün sonunda kullanıcılar bu hakkı teslim edecekler. Nasıl teslim edecekler? Bugüne kadar üç farklı ödemeden kaynaklı ödedikleri rakamlar çıkacak ortaya. Bundan sonra tek ödeme sisteminden kaynaklı ödeyecekleri rakamlar çıkacak ortaya. Ve diyecekler ki evet genelinde indirim olmuş durumda. Nitekim böyle olacak bu çok önemli bir uygulama. Bunu özellikle vurgulamış olalım. Evet. Yine torba <laughs> yasada bir madde var. O da zaman zaman muhalefet sözcülerinin de açıklamalarıyla gündeme geldi. Telekom şirketlerinin hazine payı olarak yaptığı ödemelerin ödemelerden kaynaklı borçları daha doğrusu yeniden yapılandırılıyor gibi. Öncelikle bir rakamı netleştirelim istiyorum. 5 milyar lirayı bulan borcun 2-2,5 milyar liraya düştüğü gibi bir açıklamalar dizisi oldu ama bu rakamlar doğru mu ve bu düzenlemenin gerekçesini? Düzenlemenin gerekçesinden gidelim. Düzenlemenin gerekçesi şu. Şimdi bu şirketler hizmetlerini veriyorlar. Bildirimde bulunuyorlar hazineye. Ve bunların incelenmesi gerekiyor. Elbette ki denetlenmesi gerekiyor. Ancak inceleme ve denetleme çok gecikince, bu çok gecikmeye bağlı olarak zaman zaman farklı rakamlar ortaya çıkabiliyor. Az önce söyledim ya artık sektörler birbirine girdi mobil haberleşmeden bildirilmesi gereken telsizden bildirilmiş oluyor. Telsizden bildirilmesi gereken sabit haberleşmeden bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla farklı vergi oranları olunca da günün sonunda incelediğimizde biz diyoruz ki hayır. Şurada bir yanlış beyanda bulunmuşsun. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Dönüyoruz BTK'nın mevzuatı gereği 3 kat ceza uyguluyoruz. Yanlış beyanda bulundun, eksik ödedin 3 kat ceza. Peki üç farklı Ödeme yöntemi olduğu için fazla ödediği yerde dönüp ona herhangi bir ödeme yapıyoruz? Hayır. E güzel de toplamı düşünürseniz bir yerde 5 lira eksik ödemiş, bir yerde 5 lira fazla ödemiş. Aslında birbirini Evet. Ancak günün sonunda ortaya çıktığında diyoruz ki eksik ödediğin kısmına 3 misli ceza ver. Fazla ödediğin kısmında bir şey yok mahsuplaşacağız. E, bu bir haksızlık açıkçası. Bu haksızlığı da ortadan kaldırmak adına bir. İkincisi yine beyanda bulunuyorlar. İnceleme yapılması gerekiyor. Ancak belki yoğunluktan, belki yeterli personel olmamasından veya sektörün çok hızlı büyümesinden kaynaklı olarak bazen iki sene, bazen üç sene sonra inceliyoruz. Üç sene sonra incelediğimizde bir rakam ortaya çıkarıyoruz ve diyoruz ki bunun üç katını ver, üç yıllık da üç katı dahil faiziyle birlikte. Evet. Gerçekten haksız bir uygulama var. Bu haksız uygulamayı ortadan kaldıracağız ve diyoruz ki 3 ay içerisinde incelenir. 3 ay içerisinde incelendikten sonra rakam çıkar ortaya. Eğer 1 ay içerisinde şirketler GSM operatörleri ödemelerini yapmazlar ise o zaman bir katı ceza. Faizlerin %70, 180 olduğu dönemlerde. Hı hı. Geriye dönüp 3 sene sonra, 4 sene sonra incelediğinizde 3 kat demenizin bir mantığı vardı. Niye? Faizlerle kıyaslarsanız 3 yılın 4 yılın faiz oranları üst üste koyduğunuz zaman zaten 3 katına geliyordu. Ama bugün %10'lar 11'ler seviyesinde olan faizlerden bahsediyorken 3 kat ceza yani %300 ceza gerçekten bir haksızlık. Sektörün önünde de bir engel, sektörün büyümesini engelleyen bir durum. Bunu özellikle düzeltmiş oluyoruz. Ee, az öncekinde bir şey söyleyeyim. M2M M dediğimiz evet. artık cihazdan cihaza, makineden makineye de ciddi haberleşmeler var. Onlar da sonuçta internet altyapısını kullanıyorlar. Ve bu çok büyüyebilecek bir sektörken o sektör üzerinde de yüzde beşlik internet vergisi olduğu için hı hı. sektör büyüyemiyor veya yurt dışı operatörlerin sim kartlarını kullanıyorlar. Halbuki içeride bir sektörü büyütebilmemiz ve buradan gelir elde edebilmemiz şansı varken işte o vergiden kaynaklı olarak olarak sektör büyümüyor veya dediğim gibi vergiler yurt dışına gidiyordu. Halbuki makineden makineye M2M dediğimiz internet uygulamasında ücreti sıfırlıyoruz. Bakın bu çok önemli bir rakam. Başka şeyler gündeme getirildiği için bu kaynayıp gitti. Evet. Çok önemli bir uygulama. Bu sektörün büyümesi ülkedeki ticaretin makine sektörünün büyümesi adına bu M2M veya makineden makineye internet üzerinden haberleşme sektörü büyütebilecek bir uygulama. Hı hı. Vergi bunun büyümesinin önündeki bir engeldi. Oradaki %5'lik vergiyi kaldırdık ve o sektörden kaynaklı da bu ülke çok ciddi bir katma değer oluşturacak. Onu da özellikle vurgulamış evet. olalım. Ee, gerek MTV, gerekse işte bu %5-7.5'a çıktı, evet. lafları çok öne çıkarıldı. Halbuki sektörün lehine, şirketlerin değil, bakın bu çok önemli, sektörün lehine, sektörün büyümesinden kaynaklı bu ülkenin katma değer elde etmesi adına yaptığımız uygulamalar biraz gölgede kaldı. Çok önemli uygulamalar getiriyoruz. Eminim ki sektör hızlı bir şekilde büyüyecek ama şirketler adına değil ülke adına büyüyecek evet. inşallah. Son 10 dakikamız 4 önemli başlık var. Bunların bazıları izleyicilerimizden gelen ve yanıtı beklenen sorular. Biraz hızla onları konuşmak istiyorum. Şimdi yine bir eleştiri bu hafta içinde gündeme geldi. 2018 bütçesiyle birlikte. Köprü ve otoyollara yönelik e, araç geçiş garantileriyle ilgili bir rakam var. 3,6 milyar lira ödenek konulduğu yönünde. E, eleştiri şu, bütçe açığı hedefinin beşten fazlası bu garantilerden kaynaklanıyor şeklinde. E, bir kere öncelikle bu rakam, bu e, ödeme kesin olarak, olarak oluşacak öngörüsüyle mi koyuldu? Yoksa bir ihtiyaten konulan rakam mı? Araç geçişleri ve garanti durumları nedir köprü ve otoyollarda? Ahmet Bey çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Gerçekten e, ihtiyatlı tarafta kalmak adına ve önümüzdeki yıl olası ödemeleri karşılamak adına yatırım programına bu tip yap-işlet devlet projelerin tamamı için 3.6 milyar Türk liralık Türk liralık bir ödenek öngörülmüş durumda. Ama bu ne için? Bütün bu yap-işlet devlet projelerindeki garantiden kaynaklı ödememiz gereken rakamlar ortaya çıktığında herhangi bir eksiklik olmasın ödemeyi yapabilelim diye. Burada bir iki tespit yapalım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, Osman Gazi Köprüsü'nde, Avrasya Tüneli'nde zaten kendi başlangıçtaki fizibiliteleri de şunu gösteriyordu. Bu projeler açıldıktan sonra yaklaşık 3 yıl içerisinde tedricen önce altta kalacak, Sonra 3 yıl içerisinde garanti rakamlarına erişilecek. Avrasya Tüneli için konuşalım. Geçen sene 2016'da açtığımızda günlük ortalama 20 bin araç geçiyordu. Bu sene günlük ortalama yaklaşık 50 bin araç geçiyor. Garantimiz 68 bin. Artış hızına bakarsanız önümüzdeki yıl 3. yılına kalmadan kesinlikle garanti rakamını geçecek ve üstündeki paranın %30'u da Devlete kalacak. Orada bir sürpriz yok. Biz zaten başından beri böyle bir şey olacağını, ilk 3 yıl içerisinde garanti altında kalacağını dolayısıyla bir ödeme yapacağımızı biliyorduk. Evet. Gelelim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde garanti rakamı 137 bindir. Şu an 80 binin üzerinde gündük ortalama araç geçiyor. Ve bu da yine fizibilitelerinde ilk 3 yıl böyle olacağı sonra garanti rakamlarının geçeceğimizi ortaya koymuştu. Evet. Bunu da vurgulamış olalım. Yine fizibilitede ilk yıl için öngörülen rakamların üzerinde şu an araç geçişi var. Bu da önemli bir tespit. Yine izleyicilerimizin doğru bilgilenmesi adına bazen fazla geçer, bazen eksik geçer. Yılın sonunda 365 günün ortalamasını alıp ona göre hesap yaparız. Evet. Eksik geçti, üstünü tamamlayayım fazla geçti şirketin olsun değildir. Bütün yıl toplanır ve ortalaması hesaplanır. Osman Gazi Köprüsü'nde de geçen sene yine 15-16 binlerde olan rakam bu sene 21 bin ortalamalarında. Yine sene sonu rakamlar çıkacak ve onların ortalamaları hesaplanıp onun üzerinden ödeme yapılacak. Osman Gazi çok polemik konusu yapıldığı için Osman Gazi'den bir iki rakam daha vereyim. Osman Gazi ve İzmir'e kadar olan yollarda hiç araç geçmese yıllık ödeyeceğimiz garanti 730 milyon dolar. Hiç araç geçmese. Evet. evet ki şu an 21 bin araç geçiyor. Ve devamında özellikle malumunuz Bursa'ya kadar otoyolu bitirdik. Bursa-İzmir arasını da biz 2018'in sonunda bitirmiş olacağız. Ve bu güzergah üzerindeki 18 ilin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacağı gibi ilave trafik oluşturacak. Niye? Evet. Yatırım yapılıyor, sanayi gelişiyor, endüstri gelişiyor. Bundan kaynaklı olarak bir yük hareketi oluşuyor. İlave trafik oluşturacak. Dolayısıyla tamamı açıldıktan sonra hangi tamamı? Sadece Osman Gazi Köprüsü değil, 384 kilometre otoyol, 49 kilometre bağlantı yolları ile birlikte 433 kilometre ediyor. 433 kilometrenin tamamı bittiğinde ilave trafikler oluşturacak. Ve tamamının ortalama bir garantisi var. Mesela araç garantilerini otoyollarda düşündüğünüz zaman 25 bin olan yerler var, 17 bin olan yerler var. Hepsi de 40 bin değil. Buradan kaynaklı garantiler ödeyeceğiz. Bu... 2 veya 3 yıllık periyoda devam edecektir. Ondan sonra eminiz ki bu rakamlar da olacak. Bunlar başından beri öngördüğümüz şeyler. Haklı olarak yatırım programını yaparken de garanti tarafta kalalım hı. diye, kendimizi emniyete alalım diye. Ee, daha az araç geçebileceği düşünülerek bir rakam ortaya konmuştur. Ama o rakam sadece Osman Gazi'nin değil, bütün projelerin Toplamıdır hepsinin diyorsun. toplamının rakamıdır. Ee, bunun dışında da yine devreye girecek yeni yapışlet devlet projelerimiz var. Bunların hepsi ama, hı hı. hepsi günün sonunda... Evet. Devlete kalmış olacak ve havalimanlarında olduğu gibi orada da bir örnek vereyim. Havalimanlarında mesela bugüne kadar garantiden kaynaklı 40 milyon dolar para ödemişiz. Evet. Ancak garanti üstü 400 milyon dolar para almışız. Bunlar önemli rakamlar ama çok daha önemlisi işletmenin sonunda ya işte devlete, işletmenin sonunda bu projeler bize kalmış. işletme hakkını devretmişiz. 10,5 milyar Türk liralık havacılık sektöründen işletme hakkından kaynaklı bir gelir elde etmiş ülke eliniz. olarak Oto benzer durum olacak. İşletme süreleri dolduğunda bunları bizim olacaktır, İşletme hakkını vereceğiz. Dolayısıyla buralardan ilave gelirler elde edeceğiz. İlave gelirlerle de Türkiye'nin her yerinde bölünmüş yollar, köprüler, evet. tüneller yapıyoruz. Yine yapmaya devam, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sayın bakalım, süremiz çok daraldı. Belki birer cümle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift taraflı ücretlendirme olacak mı? Çok geliyor bu soru. Çok kısa çünkü öbür konularda var. Ahmet Bey, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ve benzer bir toplum yerinde biliyorsunuz serbest geçiş sistemi yaptık. İnsanımızın trafik akışını çok kolaylaştırdık. Ters yönde Asya'dan Avrupa yönüne tak sistemi kurduk. Hı hı. Amacımız geçen bütün araçları takip etmek, araçları bilmek, güvenlik amacıyla kurduk. Ve bu sürede yaklaşık 27-28 günde İstanbulluları biraz mağdur ettik. Hı. Sağ olsunlar ama önceki gün itibariyle de bitirdik, hizmete sunduk. Çok güzel hizmet görüyor. Güvenlik amacıyla kurulan bir tak sistemidir. Kesinlikle çift yönlü ücretlendirmeye yönelik yapılan bir işlem Değil. değildir. Peki, PTT'ye personel alımı. Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği kapsamında biz büyüyen gelişen PTT'yi 100 bin istihdama kavuşturmak adına bir hedef ortaya koyduk. 30 binlerden 100 bine bu sene 5 bin alım yapmayı hedefledik. 2500 kişinin 750'sini işe başlattık. Diğer 1750'yi kazandınız işlemleriniz yürüyor diye deklare ettik. 2500 kişiyi de sizi mülakata çağırıyoruz diye deklare ettik. Ancak Danıştay'ın bir yürütmeyi durdurma kararı oldu. O yüzden işlem şu an durmuş durumda. Danıştay esastan görüşüyor ve ayrıca mevzuasal düzenlemede yaparak insanımızın mağdur olmaması, bu arkadaşlarımızın Bizim mesai arkadaşımız olabilmeleri adına işlemleri yürütüyoruz. Biraz sabır istiyoruz. Peki. Son iki dakikamız Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açılışta da çünkü anonsunu yaptık. Ne sağlayacak? Türkiye'ye katkısı ne olacak? İki dakikada bununla tamamlayalım. Bir programı buna ayırmak lazımdı. Evet. Ama ismi zaten yetiyor. Sadece ismini söylemek aslında yeter. Bakü-Tiflis-Kars Londra'dan Pekin'i İpek yolunu demir ipek yolu olarak kesintisiz hale getirecek ve bütün bu yük hareketinin Türkiye üzerinden gitmesini sağlayacak. Geçen her trenden para alacağız. Geçen her yükten para alacağız. Türkiye üzerinden başka coğrafyalara dağılacak yüklerin elleçlenmesinden kaynaklı yani lojistik merkezlerinden kaynaklı bu ülke gelir elde edecek. O yüzden asrın projesidir. 30 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Aliyev'in ve görüşsen Başbakan'ın katılımıyla ilk resmi treni, biz daha önce test treniyle gittik evet. geldik. İlk resmi treni Bakü'den yürüteceğiz. Emin olunuz ki bu proje ve bunun bağlantıları Türkiye yılda 26,5 milyon ton yük demir yoluyla Sadece bu proje bunu iki misline çıkaracaktır. Gelir kısmını saymıyorum. Türkiye'nin birçok yerinde hemen Kars'ta da dahil lojistik merkezleri kuruyoruz. Bu lojistik merkezleri de bu ana koridor üzerinden gelen yükleri... Etraf coğrafyalara gönderebilme, elleşleme işlem yapabilme şansı tanımış olacak. Dolayısıyla sadece yük taşımacılığından kaynaklı değil, bu yüklerin etraf coğrafyalara dağılması veya Türkiye'deki ürünlerin başka yerlere gidebilmesi adına ekonomiye çok ciddi katkı koyacaktır. Sadece yük ve yolcu taşımacılığı olarak düşünmeyelim. bulunduğu geçtiği güzergahlarda ekonominin canlanması adına da çok önemli bir proje. Biz 30 Ekim'de inşallah. Bakü Tiflis Kars'ın ilk resmi seferiyle bir tarih yazmış olacağız. 30 Ekim Kars'ın kurtuluş günüdür. Evet. Aynı zamanda Kars'ın kurtuluş gününde Kars'ın ekonomisinin çok daha büyümesi adına, kurtuluşunun pekişmesi adına önemli bir gün. Gerçekten gurur günü. Çünkü ben süreçlerin hepsinin içinde vardım. Dört gözle bekliyorduk. Şunun bir açılışını görelim diye. Evet. Rabbim bize de, ülkemize de, ülkemiz insanına da en önemlisi... Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın çok emekleri var. Hı hı. Onların da o açılışı yaşamasını nasip ediyor inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet e, telekomünikasyon sektörüyle ilgili gündemdeki konuları konuştuk. Türk Telekom'un olarak bilinen ama aslında Türk Telekom'un %55 hissesine sahip olan OTAŞ'ın borçlarını, mali durumunu ödenmemesi halinde olabilecekleri konuştuk. Telekomünikasyon sektörüyle ilgili vergi düzenlemelerine göz attık. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan sorularımızı yanıtladı. Tekrar görüşmek dileğiyle.